Hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın ilk spor gecesiyle birlikteyiz. Her gece olduğu gibi Gökhan Dinç'le birlikte 360 ekranlarında canlı yayında sporda gündeme çıkan başlıklarını masaya yatıracağız. Elbette sizin de katılımınızla Twitter'dan spor gecesi 360 hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bu programı sizlerle birlikte yapıyoruz. Twitter kullanmayan, Instagram kullananlar için de bir hesap açtık. Spor gecesi 360 hesabımız. O hesapta son paylaştığımız videonun altına sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu programa dahil olabilirsiniz. Spor gecesi taraftarla birlikte yapılan ender programlardan bir tanesi. Merhaba Gökhan, iyi bir hafta diliyorum. Fenerbahçe'de merhaba, gündem, herkese iyi haftalar. Fenerbahçe'de gündem alev almış durumda. Ersun Yanal'la ilgili önemli gelişmeler var, onları aktaracağız. Ayrıca Fenerbahçe devre arasında dev bir transfer operasyonuna başlıyor. Onun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Comolli yarın, daha doğrusu bugün Fransa'ya gidiyor. Onu konuşacağız bir stoper transferi için. Ali Koç'la Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman anlaşma sağladılar. Devre arasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev bir takas gerçekleşiyor. Bir futbolcu değil, iki futbolcu. Gerçekten çok çarpıcı bir haber. Alper Boğuşlu ile ilgili haberlerimiz var. Volkan Ballı Fenerbahçe'de idari menajer olacak mı, onu konuşacağız. Ve gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş durumda. Temsilcimiz Galatasaray bugün saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumunda Porto'yu konuk edecek. Acaba Avrupa Ligi'ne devam edebilecek mi? Bugün teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı vardı. Gomis ile ilgili, Snyder ile ilgili, Melo ile ilgili çarpıcı açıklamaları vardı. Dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Ve Gökhan Dinç ile birlikte durumu değerlendireceğiz. Ama 15. haftanın kapanışı bugün gerçekleşti. Ankara Gücü deplasmanda Ankara Gücü'nü Başakşehir 1-0'la geçti. Kasımpaşa ise kendi evinde Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ve bu sonuçlar sonrasında bugün Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek belki bazı haberler paylaşacağız ama Fenerbahçe kağıt üzerinde bakıldığı zaman ligin 17. sırasında yer alıyor. 15. haftanın sonunda tarihi bir skandalla karşı karşıyayız. Hemen önce Ankara Gücü Başakşehir maçı. Ben çok izlemedim Gökhan Ankara Gücü Başakşehir maçını. İkisinden, ben de hangisini izleyeceğimi karıştırdım. İkisinden yani. Birini tercih ettim. Kasımpaşa Kayseri Spor maçını seyrettim. Çünkü daha keyif vereceğini düşünüyordum. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Yani Başakşehir maçını çok fazla izlemedim. Hele 1-0 olduktan sonra hiç izlemedim. Muhtemelen öyle biter dedim. Öyle de bitmiş. Sen iddia programı yap ya. İyi tahminler yapıyorsun. Yap, ama maçlar anlamadım. Başlamadan önce yapma sen. Maç oynanırken yap. İddiadan anlamıyorum. Ha. Bildiğim bir şey değil. Başakşehir bir puan, bir golle 3 puan aldı. Şimdi Başakşehir zirvede yalnız kaldı diye manşetler atılabilir. Çünkü en yakın takip, ya daha doğrusu Beşiktaş'ta Galatasaray'la yanılmıyorsam 8 puan farka çıktı. 8 puan farkta öyle yenilir yutulur bir fark değil. Gelecek haftanın programına baktığımızda Galatasaray Başakşehir'le oynuyor, Beşiktaş da Trabzonspor'la oynuyor. Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın 25 puanı var. Lider Başakşehir Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray kaybederse çok şey kaybeder. Eğer Galatasaray kaybeder, Beşiktaş-Trabzon maçından birisi kazanırsa kazanan taraf yukarıya ciddi anlamda biraz daha yaklaşır. Ama Başakşehir kazanırsa iyice ne yukarıda yalnızları oynamaya başlar. Hele Başakşehir kazanır, Beşiktaş-Trabzon berabere biterse o zaman Başakşehir yalnızları oynar ve gerçekten artık çok yüksek sesle Başakşehir'in şampiyonluğu konuşulacak duruma gelir. Kasımpaşa'da aslında beklenen oldu. Bu zamana kadar Mustafa Denizli'nin gösterdiği performansı ben şaşkınlıkla izliyordum. Ama Kayseri bugün hakem Serkan Çınar'a rağmen, bak Serkan Çınar'dı değil mi, yanlış söylemiyorum. Doğru. Hakem Serkan Çınar'ın göstermiş olduğu anlamsız, manasız bir Kasımpaşa'nın 12. oyuncusu gibi sahada yer aldı diyebiliriz. Yardımcısını da sayarsak 13. Yani var olmasa bugün Kayserispor lime doğranmıştı Kasımpaşa Kayseri maçında. Serkan Çınar'a şunu söylemek lazım. Ya kardeşim, penaltı neden veriyorsun. Var işte, bu yüzden var. Onu da söyleyeyim yani. Penaltı veriyorsun. Verdiğin karar, zannedersin ki %100 penaltı. Ya %100 penaltı olsa bile git bir bak. Git bir bak kardeşim, nedir yani bu? Ama sen böyle gidip bakmazsan, ben de sana kusura bakma, bugün Serkan Çınar Kasımpaşa'nın 12. oyuncusu gibi oynadı derim. Sana rağmen bugün Kayserispor 3-0 kazandı. Senden intikamını aldı bugün Kayserispor. Ya Allah'tan offside'da mecbursun
VAR'a gitmeye. Ya Allah'tan offside'da mecbursun orada yani. Orada da yardımcı kaldırdı. Orada ya da var resmen, ya. Bak, orada Gürkan, var ya bak ben sana şöyle söyleyeyim. Resmen aradı ya Kasımpaşa'nın lehine penaltı verebilmek için pozisyon aradı ya. İlki de bence penaltı değil. Ayağı yerde. İlki hiç zaten penaltı takıyor ayağını. Yani. İkinci de yani eğer öyle penaltı çalacaksak Türkiye'de ceza sahası içindeki her müdahalede penaltı çalmamız lazım. Aynen. Ya resmen aradı. Öbür tarafta da yani adamların penaltısına zorla gitti biliyorsun. Kayserispor'un penaltısında. Ya zorla VAR'a gitti. Öbür ikinci gol yardımcı hemen çekiyor bayrağı. Abi beklesene ya belki bir şey olacak, ne olacak belli değil. Yani, ama hemen çekmedi galiba ya. Hemen çekme. Hemen çekiyor ben kastım. Yani hemen çekme abi. Çekiyor yani. Aynen. Hemen çekiyor. Yani çekiyor. Çekme abi. Offside değil işte. Gidiyordu ya güme. VAR bugün olmasaydı Kayseri Spor felaketle karşı karşıyaydı abi. Zor günler yaşıyor. Hikmet Hoca'nın ilk maçı. Canavli. Yani bu işler kolay değil. Bir de hani Fenerbahçe'yi de yakınları ilgilendiren bir durum var. Bak bugün Kayseri Spor kazanamasaydı Fenerbahçe 16.ydi. Kayseri kazandı 17.ydi. Şimdi Kasımpaşa'nın mı 12. oyuncusu oluyor yoksa Fenerbahçe'yi aşağı düşürmemek için mi söylüyorsun? Yok öyle söylemiyorum ha. Ya. Yani artık küme düşme hattını da yakından ilgilendiriyor bu hatalar. Ayrıca bunu hep söylüyorum. Bu işin bir de maddi boyutu var abi. Galibiyete kulüpler çok büyük rakamlar alıyor. Yani oradan milyon, gelecek rakamlarla insanlar ödemelerini yapıyorlar aynen oyunculara. Bunlar yani. Çok önemli rakamlar yani. Hani kulüplerin kulüpler borç batağında. Yani hakemin çaldığı, çalmadığı, verdiği, vermediği bir düdük ya da bir karar kulüpleri maddi olarak da zarara sokuyor. Serkan Çınar sen kimsin abi buna müdahale ediyorsun, VAR'a gitmiyorsun filan. VAR'daki hakem kim onu da bilmiyorum. O da Serkan Çınar ne derse tamam diyor filan. Abi ona bir şey diyemez ki o. Yok diyor ki o ilk penaltı pozisyonunda offside'a bakıyoruz diyor. Ya neyine offside'a bakıyorsun? Zaten Deniz Türüç'ten gelmiş top. Sen penaltı pozisyonuna bakacaksın abi. Offside'a niye bakıyorsun? Penaltıya niye baksın abi? Penaltı zaten hakemlerin kendilerini gösterebileceği, hizmet ettikleri her neresi varsa oraya hizmet edebilecekleri yegane şey penaltı. Ya ben MHK'nin yerinde olacağım. Protokolüm var kardeşim. Değiştiririm. Neydi oranın adı? UEFA değil. İFAP. İFAP. İFAP'la mı yazışman gerekiyor? Kardeşim benim ülkemde bir protokol değişikliği yap. Abi, benim ülkemde her penaltı kararına hakem gitmek zorunda olsun. İFAP da bilmiyor ki abi Türkiye'deki hakemlerin. Ne olduğunu bir tane işte öğrenecek zamanla. Umut Sezer demiş ki altın kelebek ödediğinde gözlerimi sizi aradı. İnşallah seneye sizin olacak. Bunu canlı yürek, buna canlı yürekle inanıyorum demiş. Sponsoru sebebiyle bize vermiyorlar. Yani vermezler onu. Ne diyorsun altın, sen ya? Altın kelebeğin sponsoru sebebiyle vermezler. Şampuan reklamı şey olduğu için. Evet. Ben buradan Türk medyanın değerli yöneticilerine sesleniyorum. Altuğ Demirel'e sesleniyorum. Ben burada mobbingle karşı karşıyayım. Çok ciddi anlamda abi bana mobbing uyguluyorlar. Benim saçlarda seyrek ya. Rıdvan anlamda ben bu şartlar altında, burada çalışmamam. Ya Haluk Yürekli'yi değiştirin ya beni değiştirin. Yani gerçekten bir mobbing insan içerisinde dava açsam kazanırım biliyor musun sana? Bak manevi tazminat davası açsam. Yani seninle alakalı Şenol, dava hemen dava açıyoruz. Haluk Yürekli ile ilgili dava açıyorum. Alakası... Kişilik haklarıma, fiziki özelliklerime hakaret davası. Ve ibret alem için bir kuruşluk dava açıyorum. Bir kuruş. Bir kuruşluk ya dava açacağım. Yarın meşgul etme ben vereyim sana bir kuruşu ya. Ne yapacaksın abi? Birden döndü abi. Yargıyı meşgul etmeyelim. Murat Kosova ile Rıdvan Hoca aldı. Tebrik ediyoruz. Murat Kosova sen de nasıl bir adamsın be kardeşim? O kadar saç mı olur ya? Rıdvan Hocam Allah aşkına ya. Ya biraz utanma olur ya insanlar. Biz nasıl alacağız o abi? O nasıl bir saç abi? Ha bir de önüne düşüyor ya. Ya ayıptır ya. Olan var olmayan var kardeşim bak, ya. Bak sponsor değişir saç ekim merkezi olursa bak abi, bizim alma ihtimalimiz olur. Ne olma? Saç ekim merkezi olursa sponsoru şampuan yerine. Serkan bizim alma ihtimalimiz var. Serkan duyuyor musun Serkan? Ertan duyuyor musun Ertan? Rıdvan Hoca da artık evde ödülü koyacak yer yok. Helal olsun. Hak Rıdvan etmişlerdir. Hocayı seviyoruz. En azından bizi oraya layık görenlere, yani en azından ön elemede bizi layık gören insanlara teşekkür ederim. Gerçi herkese vermişler, herkesi koymuşlardı ön elemeye galiba. Bizim bir ayrıcalığımız olduğu için değil galiba. Biz 200 oy almış mıyızdır acaba? Bilmiyorum ki kaç oy aldık. İkinci tura kalamadık işte. Buradan altın kelebek yetkililerine sesleniyorum. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın kardeşim. Biraz adaletli dağıtın ya. Latife yapıyoruz bu arada. Yani yarın öbür gün şampuan reklamı gelirse kaçırmayalım. Abi şampuan reklamı sana mı gelir Rıdvan Hoca'ya mı gelir? Bir ama bir şey söyleyeyim mi? Bana gelmesi lazım. Kullanmadım çünkü. Bak kullanmadım böyle oldu falan diyebilirim mesela. Güzel reklam kampanyası aslında, değil mi? Aslında eğer saç çıkaran, Rıdvan Hoca gibi olursun. Kullanmazsan işte böyle olursun falan. Saç çıkaran bir şampuan olursa yani bu konuda değerlendirme yapılabilir. Peki geçiyorum Ankara Gücü. Başakşehir'i şey tebrik ediyoruz. Saç çıkardığını söyleyen şampuanları da kullandık. Hiçbir şey olmadı be abi.
Yani şampuanlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Murat demiş ki gündem yoğun abi, bırakın magazini demiş. Peki, özür diliyoruz. Ya ne bileyim işte, bazen öyle benim aklıma geliyor. Dersi kaynatıyorum ya. Haftanın ilk günü yapmam şu, lazım. iPad'i gündem çeker misin ekrandan? Hangi iPad'i? Ekran kirliliği oluşturuyor. Görmüyorum ki ben. Benim kadrajımda iPad var. Benim televizyon o kadar uzakta ki monitör. Peki geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe taraftarı muradına erdi. Ersun Yanal, Ersun Yanal, Ersun Yanal haftalardır, hatta belki de aylardır Ersun Yanal'ı getirin, dertler bitsin dediler. Ersun Yanal'ı getirmek istemiyorum, planlamamızda yok diyen Ali Koç da taraftarın bu baskısına boyun eğdi ve Ersun Yanal artık bugün resmi açıklamanın, kap bildiriminin yapılmasını bekliyoruz. 15. hafta sonunda 17. sıradaki bir Fenerbahçe teknik direktör değişikliğine gidiyor. Bu Fenerbahçe'de 3. teknik direktör. 15 haftada 3. teknik direktör. Komolli görevde kalıyor. Ali Koç ve Semih Özsoy bugün Ersun Yanal'la bir araya geldi. El sıkışıldı ve yarın sabah, daha doğrusu bu sabah resmi olarak açıklanacak. Şimdi soru şu, izleyicilerimize onu soralım. Elbette Fenerbahçe taraftarı çok mutlu. Ersun Yanal Fenerbahçe'nin derdine derman olabilir mi? Öyle başlayalım Gökhan. Ha bu arada senin de hakkını vereyim. Şimdi herkes bu haberi ilk ben verdim. Öyle oldu, böyle oldu filan böyle. Ya bu haber yani sonuç itibariyle herkes Ersun Yanal'dan bahsediyor. Bizim Levent Ümit Örol hakkını verelim çok, çünkü sosyal medyada bakıyorum kimse benim hakkımı vermiyor diyor. Sahiden bu işi böyle bir Ersun Yanal'ın geleceğini, anlaşmanın sağlandığını falan başından sonuna kadar takip etti. En azından biz onun hakkını verelim. Çünkü çok üzülüyor yani, kimse benim hakkımı vermiyor. Kim abi oluyor. Kim? Bizim Levent Ümit Erol yok mu? O mu yazmış? O da yazmış ama sen de burada daha Koku görevdeyken Koku'dan sonraki teknik direktör Ersun Yanal olacak deyip bir öngörüde bulunmuştun. Haberden ziyade bir öngörüydü seninki. Levent Ümit Erol'u tebrik ediyoruz. Tamam. Filmin sonu bu mu? Değil ya. Levent Ümit Erol. Sana getireyim dedim Levent Ümit Erol tebrik ediyoruz. Ay herkes. Helal olsun sana. Bravo. Herkes. Biz de. Ya şimdi bak, ben en sevmediğim konulara getiriyorsun lafı. Ha bir de benimki öngörü. Öyle mi? Burada kiminle görüştüğümüz, kiminle konuştuğumuz, kimin araya girdiği, kimin hocayı önerdiği, Ali Koç başkanı ikna etmek için kimin ön ayak olduğunu falan söyledik burada. Onların hepsi şeydi, yorum neydi? Ön yargı mı ne? Öngörü. Öngörüydü. Haklısın. Ya tamam işte, hani bu şey var ya, ben canım verdim kardeşim, bu haberi bugün ilk ben söyledim falan. Ya, öyle bir yarışım yok benim kardeşim. Tamam, o yüzden ben seni o yarışın dışında tutup Levent Ümit Erol'a çok öngörülüsün dedim. Yani böyle bir hani, öngörüyle haber arasındaki değer farkını. Bu işi biz söyledik demek istemedim yani. O anlatmaya çalıştığım şey. Senle ben kendimi bir gördüğüm için, biz elmanın iki yarısı gibi olduğumuz için. Yani bu işten nemalanma niyetimiz yok. Hani sen bunu söylemiştin ama hani tamam diyelim. Yani anla ya işte. Sevmiyorum bu işi. Tamam, peki Levent Ümit Erol'a nereden geldik abi? Abi onda Levent Ümit Erol herhalde ulusal kanalda bu kadar çok adı da tekrar edilmemiştir muhtemelen. Abi emek sarf ediyor ya. Gazeteci değil ama. Değil ama mi? Bir internet sitesi var. Ama gazeteci değilim diyor. Niye böyle bir şey yapıyor o zaman? Peki. Levent Ümit Erol kardeşim. Tebrik ediyorum. Harika bir işe imza attın. Tebrikler. İnşallah son haberin olmaz. Daha çok zıplatma, atlatma, uçurma haberler daha çok veririz. Çok nokta atışı gidiyor ya. Birçok transfer haberi. 8800 tane isim söylersen bunlardan herhalde bir tanesi tutar. Tamam, ben peki. Levent Ümit Erol'un sürekli bir şey paylaştığını düşünüyorum. O geliyor, bu gidiyor, o geldi, bu gidiyor. O gitti, bu geldi. Transfer sezonu olup olmamasının önemi yok. Tutturuyorsa da ben takip etmiyorum artık kendisini. Çünkü sürekli transfer haberi paylaşıyor. İnsan bildiğini unutur Levent Ümit Erol sayesinde yani. Kaan demiş ki İstanbul'u yakalım, hep beraber yanalım. Yanalı büyük ben yazmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek lazım. Koskoca Ali Koç'a geri adım attırdı. İşte Sayın Başkan, Fenerbahçe böyle bir şey. Fenerbahçe işte dediğinizin tersini yaparsınız. Yapacak da bir şey yok yani. Sonuç itibariyle zaten Fenerbahçe için yaptınız yani. Olması gerekeni yaptı. Yapması gerekeni yaptı ama geç yaptı. En azından bir 3-5 puan galiba, yani 3 ya da 5 puan daha fazla alabilirdi Fenerbahçe. Ersun Yanal gelseydi. Alamaya da bilirdi tabii de yani, ama alabilme ihtimali. En azından Fenerbahçe taraftarının bu kadar sert tepki göstermesine engel olabilirdiniz. Dolayısıyla
Gecikmiş bir doğru karar diyelim. Alt yazımızda kalp yazıyormuş. Kap olacak. Onu düzeltelim. Kalp mi? Kalp. E tamam, fark etmez, kalp de olur ya. Kalpten bir bildirim. Kalpten bir bildirim. Neymiş o kalp? Kap. Kayseri, Adana, Paris. Paris'te dememek lazım bu arada. Paris'te de sıkıntılar var abi. Sana ne abi? Sen kendi ülkene bak abi. Buyurun Gökhan Bey. Nesine buyurayım abi? Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'de. Ersun Yanal olması gibi. Benim şimdi sorularım. Tamam, şimdi ben senin sorularını sormadan önce ben kendi sorularımı soracağım. Sor peki. Sana soracağım. Sor. Dedin ki, ben bu arada Ersun Yanal Fenerbahçe'de hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. İnşallah Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartır, derdine derman olur. Yani daha ilk günden olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Bir takım olumsuz düşüncelerim var ama bunları şu anda paylaşmak istemiyorum. Sadece sana şunu sormak istiyorum. Dedin ki burada yaklaşık bir aydır Koku gönderilemediği için antrenör getirilemiyor. Koku'ya para verilemediği için antrenör olmuyor falan. Ne oldu abi, Koku'ya para verilebiliyormuş demek ki. Yani onu nasıl formülize ettiğini ilerleyen günlerde, şu anda Ersun Yanal'la kanalizeydim. Bugün 4-5 saat boyunca, yani her gazeteci gibi, ben kendimi ön plana çıkıyorum, her gazeteci gibi bugün bu haberin peşinde koştuk. Şunu söyleyeyim, yani bu işin nasıl Koku'nun bypass edildiğini hep birlikte göreceğiz. Onu merakla bekliyorum ben. Onu da öğreneceğiz ama bugün ana konumuz Ersun Yanal'dı. Ve Ersun Yanal'la beraber ortaya çıkan transfer raporuydu. Benim buradaki başka bir sorum var. Ben sana soruna cevap verebilecek durumda değilim şu an. Yani bilgim yok çünkü. Nasıl bypass edildiğini öğreneceğiz. Ama yarın, ama ben belki nereye buradan gelmek çıktıktan sonra. Musun? Yine Fenerbahçe'lerin tamam, sen şunu söylüyorsun. Da. Ersun Yanal'ı niye daha erken almadı? Aynen. Tamam, niye daha erken almadı? Bunu belki formülize etti. Belki Koku'yu ikna etti. Bilmiyoruz ki. Belki Koku'nun alacaklarından vazgeçmesine sebep oldu. Yani tamamına değil de. Belki bir şey yaptı yani, onu bilmiyoruz, ona bakalım bir. O bir çıksın, ondan sonra ortaya koyarız. Benim merakla beklediğim, cevabını merakla beklediğim bir soru. Bunu tweet'te attım. Fenerbahçe kaleci antrenörü olarak Alper Boğuşlu'yla sözleşme imzaladı. 3 yıllık sözleşme imzaladı değerli izleyiciler. Benim aldığım duyum Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevinden de ayrıldığı. Alper Boğuşlu döneminde Fenerbahçe'nin herhangi bir yaş kategorisine, buna U13, U15, U19, U17, U21, A milli takım, hepsini soruyorum. Hangi yaş grubunda Fenerbahçeli bir kaleci Alper Boğuşlu milli takımda görevliyken milli takım daveti aldı? 2. Ersun Yanal'la henüz daha anlaşmadan kaleci antrenörünü neden aldılar? Ersun Yanal planlamalarında yoktu çünkü de ondan. 3. Alper Boğuşlu'nun Volkan Demirel'le arasının kötü olduğunu öğrenip mi, bilip mi yaptınız? Volkan Demirel'in Fenerbahçe A takımına yeniden dönmesinin önünü kesmek için alınmış bir karar mı? Sadece Alper Boğuşlu'da 4. belki de en can alıcı soruyu soruyorum. Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Alper Boğuşlu'yla kontrat imzalamadan önce, kontratı önüne koyduğunuzda Alper Boğuşlu'nun, tam imzayı atarken, bir dakika hocam deyip, hocam bir şey tartışılıyor, sosyal medyada da var, dijital medyada da var, her yerde var. Hocam sana göre 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonu hangi takım diye sordunuz mu? Fenerbahçe yönetimine soruyorum. 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonu kim diye sordunuz mu? Sorduysanız nasıl cevap aldınız? Buradan da Fenerbahçelilere sesleniyorum. Twitter'dan yazmalarını gerçekten canı yürekten merakla bekliyorum. 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonu Trabzonspor'dur diyen, şampiyonluğumuz çalındı diyen Alper Boğuşlu'nun Fenerbahçe'de kaleci antrenör olarak görev yapması sizi rahatsız ediyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Bu arada bir ayrıştırma da yapmak değil derdim. Her iki camianın da hassasiyetini bildiğim için söylüyorum. Abi tamam da Ersun Yanal'la ilgili de var. Oraya gitti. Ama Ersun Yanal başka şey de dedi. Artık bu 2010-2011 sezonunu falan en azından biz tartışırken
işte antrenör onu söylemiş. Benim sadece merak ettiğim şey şu. Kulüpler kendi aralarında yargı ile ilgili bu meselelerini sürdürsünler. İşte Trabzonspor'un 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonu kim diye sordular mı abi? Abi kim diye sormamışlardır herhalde. Sorsalar nasıl bir cevap alırdı? Daha önce söyledi mi 2010-2011 evet. şampiyonu kim olduğunu? Evet, kim Trabzonspor dedi. Tamam, bugün Fenerbahçe'de çalışıyor abi. Tamam, ne diyecek? Sordular mesela. Alper Boğuş'u göreve başladı. Ya o günkü şartlarda abi şunu açıldı. Söyleyebilir ya. Diyebilir ki ben o zaman bu FETÖ kumpası olmadığını düşünüyordum. Bu sebeple böyle düşünüyordum. Bugün fikrim değişti diyebilir abi. Bir sürü şey diyebilir yani bununla ilgili. Yani çünkü mesele ilk günde tartışıldığı tonla şimdi tartışıldığı ton arasında çok büyük fark var. Gökhan. Yani sonuç itibariyle şu anda ne var? Yani tek buraya dönmek istemiyorum ama lanet olsun bir FETÖ kumpasından abi ben işin kumpası onusunu busunu bilmem. Ben sadece Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Çünkü benim bugün telefonum bir taraftan haber peşinde koşarken bir taraftan da Fenerbahçeli arkadaşlarım tarafından ya o kadar çok taciz edildim ki ya ne işi var Alper Boşlu'nun burada? Ne işi var Alper Boşlu'nun burada? Allah'ım ya hep topu bir tane kaleci antrenörü abi. Sen bak çok bu güzel arada, bir soru gelmiş. Lukette Mantık demiş ki Gökhan hiç Trabzon'da çalışırken Trabzonsporlu onunla Beşiktaşlı mısın yoksa Trabzonsporlu musun diye sordu mu? Sordularsa ne cevap aldılar? Sormadılar. Sorsalardı Beşiktaşlı olduğumu söylerdim. Bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na söyledim teklif sen yaptığında. Sen profesyonel bir insansın abi. Sen o gün abi bana bak söylüyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu bana teklif yaptığında kendi ofisine gittiğimde aynen sordu. Dedim ki seni Beşiktaşlı'dan başka herhangi bir şeyle tanıyorlar mı diye sordu. Ben de hayır en fazla Beşiktaşlı olarak bilirler dedim. Hangi takım tutuyorsun diye sorduğunda Beşiktaşlı derdim yani. Peki. Ya bak ben işin Trabzonsporluymuş, Fenerbahçeliymiş orasında değilim. Ben sadece üzerime bugün gelen tacizler sebebiyle, arkadaşlarımdan gelen tacizler sebebiyle bu soruyu soruyorum Fenerbahçe yönetimine. Hasan demiş ki Galatasaray'dayken taraftarımıza vuran Fatih Akgel geldiğinde ve Tümer Fenerbahçe'ye geldiğinde rahatsızdım. Alper Boşlu'nun gelmesinden dolayı da rahatsızım demiş. Heh. Abi şimdi sonuç itibariyle... Merak ediyorum ya o yüzden ciddi anlamda merak ediyorum. Yok, yani gerçekten benim arkadaşlarım hasta Fenerli mi yani? Hani gerçekten... Fenerbahçe'den başka bir şey düşünmüyorlar mı? Fenerbahçe'yi bu kadar mı çok ayrıştırmışlar falan gibi şeyler şimdi geliyor abi, bu mesele olunca hemen oraya kayıyor mesele. Kemal demiş ki Haluk Yürekli ne FETÖ'sü? Mahkeme hala niye karar vermedi demiş. Abi şu anda Yargıtay'da zaten mesele. Yani mahkeme aslında kararını verdi. Bu mesele Yargıtay'da. Yargıtay'da bu konuyla ilgili kararını verdikten sonra hukuken söylüyorum arkadaşlar. Bakın hukuken artık bunun Yargıtay'da kararı. Yani ülkemiz içinde. Sportif olarak da Trabzonspor'un bazı başvuruları var. Kasta. O, İptal yani oldu. Yok kalmadı artık. Yok mu? Yok kalmadı Trabzonspor'un yurt dışından hiçbir şey kalmadı mı? Bütün talepleri olumsuz. Tamam, yani talepleri şu anda Yargıtay bu konuyla ilgili kararı versin bir an önce. Ne veriyorsa herkes de saygı duysun ve bu mesele kapansın. Bu mesele Alper onu demiş, Ahmet bunu demiş, Mehmet bunu demiş de artık tartışırsak çok insanları zedeler. Zedeliyor bu durum. Ben şunu söylüyorum. Bak tekrar ediyorum ben. Fenerbahçe taraftarı rahatsız mıyı sordum. Rahatsız mı değil mi? Aldığımız cevaplara bakılırsa galiba rahatsızlar. Doğru mu algılıyorum? Alper Boşlu'nun gelişinden rahatsız yani Fenerbahçe. Rahatsız olan izleyicimizi okudum. Bir izleyicimiz demiş ki Şenol Güneş 3 Temmuz'u savunan biri olarak Fenerbahçe ile ceza alan Beşiktaş'ta niye çalışıyor? Sordunuz mu demiş. Yani şimdi o da oraya başka bir evi. Yani işte. Neyse bu meseleyi kapatıyoruz abi. Fenerbahçe'de çok önemli gündem var. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Transferle ilgili çok çarpıcı bilgilerimiz var. Şimdi tek tek mi gidelim yoksa sen aldığın bütün bilgileri insanlar da yatacaklar, uyuyacaklar. Arka arkaya bunu bekliyor olabilirler. Arka arkaya sıralasan ve sonra üzerinden değerlendirmeler mi yapalım? Nasıl karar veriyorsun? Sen moderatör sensin. Yani sen söyle bana göre. Sen haberler senin haberin. Abi sen söyle bana ya. Sen de ki böyle böyle nedir? Ona göre yol haritası çizelim. Ben hepsini de söylerim, tek tek de söylerim. Şimdi Ersun Hoca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanıyor değil mi? Ersun Hoca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanıyor. Ersun Hoca ilk Semih Bey ile yaptığı görüşmede Semih Bey'e bir transfer yapılacak bölgelere isimlerle beraber bir liste veriyor. Ersun Hoca'nın o listesi üzerinden Komolli önce bak çok kısa zaman içerisinde ne zaman görüşme yapılmıştı? Bir hafta oldu aşağı yukarı. Bir hafta içerisinde Ersun Hoca'nın verdiği liste doğrultusunda Komolli bir tane orta saha oyuncusuyla anlaştı. Fenerbahçe bir tane orta saha oyuncusuyla anlaştı.
Bir tane de stoperle anlaşmak üzere işte yurt dışına çıkacak Komoli 1-2 gün içerisinde, Ocak ayı için söylüyorum bunu. O stoperle de anlaşma zemini sağlanmak üzere çok ufak tefek pürüzleri çözmek için gidecek Komoli. Fenerbahçe devre arası transferini 5 oyuncuyla tamamlayacak. Bu iki oyuncunun dışında, bu iki oyuncunun bir stoper bir orta saha oyuncusunun dışında Fenerbahçe bir stoper bir orta saha oyuncusu alacak ve bir 10 numara alacak ve bir de kanat oyuncusu alacak. Kanat oyuncusu için Beşiktaş taraftarı da ekran başında kalsın. Fenerbahçe aynen. Başkanı Ali Koç'la Beşiktaş Başkanı Fikret Orman biliyorsunuz. Oraya Beşiktaş tarafında Beşiktaş'ı konuşuruz. Yani önce Fenerbahçe'yi bir değerlendirelim. Peki. Şimdi toplam kaç transfer? 5. Ve bu şey belli. Mevkileri belli. Bir tane orta sahası bitti. Şu anda anlaşılmış durumda. Evet. Bir diğeri stoper olacak. Herkes şunu çok merak ediyor. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye dönecek. 6 ay Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar futbol oynayacak. Arkasından da profesyonel yönetici olarak Fenerbahçe'de devam edecek şeklinde çok fazla soru geliyor. Sende de böyle bir bilgi var. Ama ben, biraz teyide muhtaç sanki. Ne dersin? Şimdi bak, bu zamana kadar tamam, o zaman Beşiktaş'la ilgili kısmını da sonra anlatalım. Beşiktaş'ta bir şeyler olacak ama öncesinde Fenerbahçe ile ilgili kısmı söyleyelim. Peki. Fenerbahçe'de hani patron çıldırdı diye bir laf vardır ya, sürekli söylerler işte, satış pazarlama PR'ı olarak kullanırlar. Patron çıldırdı. Gerçekten patron çıldırdı Fenerbahçe'de. Ali Koç, içindeki Ali Koç'u nihayet çıkarttı. Devre arasında 5 transfer birden yapacak. Bunun sayısı 4'e de düşebilir, 6'ya da çıkabilir. Çok araya girerek bir şey sorabilir miyim? Abi sürekli araya giriyorsun. Bir şeyi gaza alıyorum, abi, sürekli araya giriyorsun. Kokuyu gönderemeyen Fenerbahçe nasıl devre arasında 5 transfer yapacak? Yapınca görürsün abi. Ne bileyim ben ya. Ne yapınca görürsün. Hayır, para yok. Enkaz. Para yok işte. 6 milyar TL borcumuz var. Öyle Allah böyle filan. Hani ya şimdi... bir dur abi. Bir Fenerbahçelileri şu mu? Ya bir Fenerbahçelileri merakını giderelim. Ardından ondan sonra bildiğin bütün tefe, tüfe, efe, mefe ne varsa gelir gider. İşte konvansiyonel bilmem ne. Neyse, ekonomik olarak konuş abi. Tamam, peki ben susayım, sen anlat. Hayır, öyle onun için söylemiyorum ama ne abi, dur bir dakika, bir transfer daha, Ersun Yanal'la yine anlaşılan adamlar. Kulüp batmıştı. Koku nerede? Bırak abi bunları. Şu an Fenerbahçe taraftarı bununla ilgilenmiyor. Doğru. Ali Koç da bununla ilgilenmiyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki Ersun Yanal'ı nasıl almışlar? Aldı kardeşim, çakıl taşı vermedi adam herhalde. Doğru. Ya bir şekilde para verdi. Doğru. Ersun Yanal'ın listesinden bir tane orta saha oyuncusu anlaşıldı. Bir tane stoperle anlaşılmak üzere. Komolli yarın onun için Fransa'ya evet, gidiyor. Komolli onun için yarın Fransa'ya gidiyor. Bu arada Komolli hala takımda. Komolli hala takımda ama Komolli nerede olacak, nerede konumlanacak o daha belli değil. Ya daha doğrusu bellidir de ben bilmiyorum. Çok yaşa Şükrancığım. Sen de şapşır. Başka araya girmesi gereken kimse var mı arkadaşlar? Varsa sen de müzik ver abi Andan. Verme verme Andan. Hemen veriyorum diyor. Nihayetinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Babel ve Tolgay'ın takası konusunda anlaşıyorlar. Bu anlaşma sağlandı. Bu oyuncuların takası konusunda Beşiktaş yönetimi Ozan Tufan'ı veriyor. Üzerindeki paralar, pullar çok böyle fahiş rakamlar olmayacak. Belki kafa kafaya bile olabilir. Çünkü Beşiktaş yönetimi Babel'den ve Tolgay'dan vazgeçmiş durumda. Fenerbahçe yönetimi de Ozan Tufan'dan vazgeçmiş durumda. Ozan Tufan'ın da Şenol Hoca tarafından çok istendiğini bilen ve Şenol Hoca ile yaptığı toplantıda bu brief'i alıp alan Beşiktaş yönetimi Ali Koç da bir araya masaya geliyor ve bu 3 oyuncunun takasını bitiriyor. Ama bu takasın bitebilmesi için bir de oyuncu tarafı var tabi. Bu arada bu görüşme sırasında Beşiktaş kulübünden Sayın Ali Koç Pepe'yi de istiyor. Pepe'yi sorguluyor. Pepe'nin aldığı yıllık ücret çok fazla geldiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Pepe'nin transferinden, takasından ya da transferinden vazgeçiyor. Bize çok yüksek gelir bu. Bu bizim dengelerimizi bozar. Zaten o parayı verecek durumumuzda yok deyip Pepe'nin transferinden vazgeçiyor. Bir diğer taraf Emre Belezoğlu konusu. Sadece Emre değil Başakşehir'den alınması planlanan oyuncu. Emre Belezoğlu ile birlikte bir Adebayor
söz konusu. Adebayor'la Emre'nin devre arasında Fenerbahçe'ye gelmesi söz konusu. Bu istek özellikle Fenerbahçe tarafından gelmiş durumda. Bir başka transfer haberi daha. Ardı arkasına bunların hepsi Ersun Hoca'nın çantasından çıkıp Fenerbahçe yönetiminin masasına konmuş. Ve Fenerbahçe yönetiminin de transfer düğmesine bastıktan sonraki gelişmelerinden bahsediyorum. Trabzonspor'da Burak Yılmaz gerçeği var. Trabzonspor yönetimi Burak'ın sözleşmesinden çıkmak istiyor. Çok ciddi anlamda alacakları da var Burak Yılmaz'ın. Burak Yılmaz konusunda Fenerbahçe'nin de aşırı derecede Ersun Hoca konusunda Ersun Hoca'nın aşırı derecede bir istekli olduğunu söyleyeyim. Ocak ayında Burak Yılmaz ve Adebayor Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu olabilir. Abi tam Ertem Şener'in CNN'deki programı gibi oldu. Bak şimdi tek tek sayınca. Güzel güzel kaydediyorlar. Ha? Ben de hiç araya girmeyince güzel oluyor. Güzel oldu. Tam neydi? Şey bitti diyorum. Neydi? Forlan. Forlan bitti ya, geldi. Geldi kardeşim Forlan. Ya şimdi dalga geçmeyelim abi. Biraz dalga geçiyor gibi anlaşılıyor yani. Yok estağfurullah. Ya ne olur abi, Ertem benim arkadaşım. Bir dalga da geçerim yani. Mesut'un programında da çok güzel şeyler söylemişsin bizim için. Teşekkür ederiz. Sağ olsun kardeşimiz. Bitti mi? Söyledim mi hepsini? Burak Yılmaz, Adebayor, Emre, Babel, Tolgay. Şimdi benim burada tam çok doğru. Bir stoper, bir de orta saha. Orta saha. Şimdi burada benim muhalefet edeceğim bazı meseleler var. Olmazsa şaşardım. Şimdi Volkan Demirel. Bu arada bütün bu haberlerin, tekrar söylüyorum, her zaman söylediğim gibi açık kapı bırakmak için söylemiyorum. Bunlar Fenerbahçe'nin operasyonları. Anlaşılan konu var. Babel'le Tolgay'ın takası. Karşılığında Ozan'ın alınması. Bu konuda kulüpler anlaştı ama bu işin bir de oyuncu tarafı var. Bunu da unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Islak imzayı görene kadar hiçbir transfer haberine de inanmayın abi. Bu arada bir iddia daha var. Tolga Zengin'le Onur Kıvrak'ın takas edileceği yönünde. O da Şenol Hoca'nın önünde. O da Şenol Hoca'nın önünde. Trabzonspor'la ilgili yani bir taraftaydı. Tolga Zengin Trabzon'a gidecek. Onur Kıvrak Beşiktaş'a gelecek. Böyle de bir iddia var. Yani tabii şimdi transfer dönemi gelmeye başladı ya, çok iddia olur ama ben mesela Emre Belözoğlu meselesi bana çok inandırıcı gelmiyor. Neden inandırıcı gelmediğini söyleyeyim. Bilgi değil bu. Tamamen parçaları birleştiriyorum kendi içimde. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde, yani medyaya yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Birebir içinde değilim, çok iyi bilmiyorum. Ama Ersun Yanal'ın gidişinde başrol oyuncuları olduğu söylenmişti. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu. Yani bundan iki hafta önce Ali Koç Başkan Fenerbahçe TV'de, ya da üç hafta önce. Yok, kaç hafta önce? İki ay önce filan. İki ay önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ne demişti? Ersun Yanal sormayın abi, ben varken gelmeyecek demişti. Değil mi? Ben varken gelmeyecek. Babel, ben gittikten sonra... Babel ve Tolga'ya karşı Ozan mı? Kulübün anahtarını da vermişler mi demiş Kılıcan Ulunç. Yalnız şöyle bir durum var. Babel'in sözleşmesi sezon sonunda bittiği için, yani o detayı da Tolgay da kadro dışı kaldığı için ve geri dönmesinin çok zor olduğu için bu takas kabul edilmiş. Ama dediğim gibi oyuncular konusu var bu işte. Oyuncular konusunda oyuncuların iknası ne kadar başarılı olabilir mi olamaz mı, onu da bilmem yani. Bizim Atilla demiş ki Gökhan Linç, Mesut Özil bitti, Ocak'ta Fener'de der mi acaba demiş. Bu arada mesela Ocak'ta Fener'de demem de Mesut Özil'i de kulübü bırakacak yani. Çok düşük bir rakama. Da Fenerbahçe'nin alabileceği bir bonservis değil o. 23 milyon sterlin. Abi tabii şimdi biz mesela, Yankı demiş ki Gökhan Linç Fenerbahçe'nin Tolgay, Babel, Adebayo'yu bıraktığımızı alacağını söylüyor. Fazla mı ütopik acaba demiş. Şimdi bunlar yani biz genelde bu işlere çok fazla girmediğimiz işler bizim. Yani üzerine çok fazla ısrar etmediğimiz meseleler. İlk günden beri de buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü zor bu, yani transfer işi gerçekten zor iş. Yani duyduklarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Çok iddialı değiliz ama Gökhan bugün gerçekten birkaç yerden çok teyitli yürüdüğü için. Mesela bugün öğlen saatlerinde biz 24'te yayındaydık. Kimse bilmiyordu. Akşam üzeri Ersun Yanal'la Ali Koç'un bir araya geleceğini ve bu işin biteceğini söyledi. Yani bu hatta, bir bilgiydi, tahmin hayır, bir de, değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir bilgi daha var mesela. Onu söyledikten sonra Haluk, bir de tweet attım ben. Ersun Yanal hayırlı olsun diye. Daha kimse Ersun Yanal bitti, o bu demiyorken. Ben bunu ben söyledim diye söylemiyorum. Ben sadece aradaki farkı söylemeye çalışıyorum. Yani bitti dersek bitmiştir. Ama bitti demiyorum ben. Bunlar proje, anlaştıkları konular var, onları da söylüyorum. Yani benim ne kadar samimi ve en azından yapabildiğim kadar kimsenin oyuncağı olmadan, sen de ben de değil mi?
Yani bunu bilemiyoruz bazen de. Olabiliyoruz mesela, geleceğiz onu da konuşacağız. Ama yanıltıyor. Bak, hızlı geçelim, hızlı gidelim, onu da konuşacağız. Aynen, onu da konuşacağız. Yani özellikle Fatih Terim'in Gomis konusunda yaptığı açıklamanın karşılığında bizim de söyleyeceklerimiz, bildiklerimiz var. Gökhan demiş ki Fikret Orman'la Ali Koç takasına da hazır olalım bence. Güzel. Peki. Bu arada bu tabii yani Kulüpler Birliği'ndeki... aslında o işin bir devamı niteliğinde. Aynen. Yani Kulüpler Birliği'ne Ali Koç'un Aziz Yıldırım gittikten sonra gelmesi, Sayın Fikret Orman'la Sayın Ali Koç'un yakınlaşıyor olması, öbür taraftan arkasından işte Kulüpler Birliği'nin Galatasaray'a karşı olduğu iddia edilen, hadi ben yine öyle söyleyeyim de insanlar kızmasın, bir yani 17'ye bir bildirinin baş mimarı olmaları, arkasından da böyle bir takasta hareket ediyor, birlikte hareket ediyor olmaları, ki bu takası ben hariç tutuyorum. Takas konusunda son derece olması gereken bir durum bu. Artık çünkü işte Fenerbahçe oynatamadığı oyuncu kadro dışı, Beşiktaş'ta Tolgay kadro dışı. Verin, ikinizin de istediği olsun. Oyuncular da gönül rızası varsa. Zaten Beşiktaş'ta yönetiminin, ben burada söylemiştim arkadaşlar, belki izlememiş olabilirler. Ki izlememiş de olabilir, izlememişlerdir muhtemelen. Beşiktaş yönetimi yaşını almış oyunculardan, zaten oyuncuların kontratından çıkmak istiyor. Buna Pepe, Babel, Atiba, sorunlu oyuncu Tolgay, Wagner Love gibi. Mesela Wagner Love'ın da devre arası transferi gerçekleşebilir. Çünkü Beşiktaş yönetimi devre arasında da geçerli olmak kaydıyla aslında büyük bir yüzdesi sezon sonu olacak şekilde bir gençleştirme operasyonuna gidiyor. Yurt dışında gerçekten bonservisi elinde ve gelecek vaat eden oyuncuların transferini yapacak diye buradan söylemiştik. Bu mihvalde Babel'den, Pepe'den, Pepe'nin sözleşmesinden çık, Pepe mesela alacakları ödenmedi diye antrenmana çıkmıyormuş abi adam. Erdem demiş ki salonda çalışıyormuş Pepe. Arkadaşlar, Beşiktaş'ta da işler çok iyi gitmiyor bak. Arada kaynatma. Şener de Beşiktaş'a hayırlı olsun demiş Alişan mesela. Daha o da takasın bir parçası. Şener, İsla olabilir. O takasta konuşulan isimler. Yani Beşiktaş'ta da ihtiyaç duyulan bir i̇şte, mevki sabit. Şener, İsla, ikisi de o takasın içerisinde olacak, var olan. Abi bu çok mantıklı. Isimler. Kendi kullanmıyorsan kullanacağını arayacaksın. Sen anlaşıyorsan de oyuncuyla, varsa, anlaşıyorsan oyuncuyla abi, gitsin abi. Niye anlaşmayasın ya? Ya Milan'la Inter anlaşıyor abi. Arada kaynatma. Pepe Beşiktaş'ta parası ödenmediği için antrenmana çıkmıyor. Takım antrenmanına çıkmıyor, salonda çalışıyormuş. Beşiktaş Pepe'den çıkmaya çalışıyor canım. O aynen, çok Pepe de Beşiktaş'tan devre, çıkacak gibi gözüküyor. Devre arasında eğer yani Pepe kendine arzuladığı kulübü bulursa bonservisini verecek Beşiktaş, Pepe'den çıkacak. Öyle abi bir kim çıkmak var. İstiyorsa çıksın. Aynen. Karşılıklı yani zorla evlilik olmaz. Erdem demiş ki Fesih bedelinden dolayı Koku'yu gönderemeyen Fenerbahçe 2-3 tane yabancı oyuncuya nasıl imza attıracak? Bunun için kadrodaki yabancıların sözleşmesi feshedilmeli demiş. Yani oradan da çıkmaya çalıştığı oyuncular var. Gelen bilgiler var o konuda da. Mesela Slimani'den çıkmaya çalışıyor. Hani iki tane forvet oyuncusu alırsa, senin dediğin gibi Burak Yılmaz ve Adebayor'u transfer edebilirse Fenerbahçe, ki ben Adebayor'u da neden istediğini çok anlamıyorum. Yani Adebayor şu anda Başakşehir'de de artık düşüşe geçti. Çok fazla Başakşehir'in de tercih ettiği bir oyuncu değil. Başakşehir bir forvet arıyor. Burak Yılmaz'la ilgili Başakşehir'in de adı geçiyor. Yani ya bunlar tabii ki hep abi bunu bak şimdi ben resmi imzayı görmeden, aynen, resmi imzayı, ıslak imzayı görmeden bunlara inanmayın. Bunu ben söylüyorum diye inanmayın da demiyorum. Bir insan söylediği şeye inanmayın der mi? Ama bunlar bilgi. Ben bu bilgileri sizlerle paylaşmak zorundayım. Bu yüzden para alıyorum ben yani. İşim bu yani. Bana bir bilgi. Mesela toplantıda vardı Volkan Ballı beyefendi bugün. Evdeydi. Ama ne olacak o da belli değil henüz daha. Ben bilmiyorum yani. Mehmet Yaman demiş ki Frey'i unutmayalım lütfen. Beşiktaş'a hayırlı olsun diye. İş Mavro'ya döndü. Buradan çıkalım. Biz bilgileri verelim, çıkalım. En doğrusu o. Başka Fenerbahçe'de konuşacağımız mesele Volkan Ballı meselesiyle ilgili de. Bugün evdeydi ama nasıl bir şey çıkacak? Bugün itibariyle bir durum yok. Yani aslında burada Gökhan, tamam, Fenerbahçelilere güzel, gönlüne su serptin. Yani amacın o değil mi? Hayır, amacın olduğu için söylemiyorum. Verdiğin bilgilerle bir nebze olsun Fenerbahçe taraftarı rahatladı. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Ocak ayında Ali Koç patron çıldırdı. Gerçekten içindeki Ali Koç çıktı şu an dışarıya. Ha yani, buna içindeki Aziz Yıldırım da çıktı diyebilirsin. Çünkü tam Aziz Yıldırım başkanın yapacağı hamleler ama buradan kurtulmak da transfer dışında bir şeyle mümkün değil. Kelleyi alacaksın. Yılanın başını ezeceksin. Komolli'yi Samandıra'ya sokmayacaksın. Çok istiyorsan yanına alacaksın. Kulüpte senin makam odanın yanına bir tane oda yaparsın. Komolli orada
Komelli gel bakayım. Hoca şuradan al bakayım şunu. Hoca şu oyuncuyu istedi de. Git al abi de. Bitti. Arifi demiş ki Gökhan abi elindeymişken ligdeki yerimizi de takas etsene demiş. Kim ne istersin takası? Beşiktaş'ta mı? Ya tercih edeceği yer Başakşehir olur herhalde. Kasımpaşa olur. Başakşehir yalnız olur. Başakşehir. Hatta Antalya Spor bile olur yani. Olur olur. Osman demiş ki Babel ve Tolga'yı Fenerbahçe'ye verip bu tarafta nasıl bir açıklama yapacak Sayın Fikret Orman? Bunun mantıklı açıklaması yok. En skorer kanat forvetini ezeli rakibine vermek. Ama anlaşamıyorsun, sezon sonunda gidiyor zaten. Yani sen bir de en skorer kanat oyuncundan ne kadar faydalanıyorsun? Adamı kadro dışı bırakalım mı, ceza verelim mi, vermeyelim mi diye haftalarca oyaladın. Güzel bir sosyal medyada böyle bir çığır açtınız. Oradan bir rüzgar yaptınız. Babel'i bir kadro dışı bırakacağız. Büyük ceza vereceğiz. Çok büyük ceza geliyor. Öyle böyle değil. Yapılacak iş mi kardeşim? Falan diye sahip çıktınız. Sonra vazgeçtiniz. Uyarı cezası verdiniz. Bunun sebebini de biliyorum. Onu da başka bir zaman anlatayım. Yani. Önder Özen Fenerbahçe için konuşuluyor. Doğru mu demiş değil. İlker? Yok öyle bir şey. Onu söyleyebiliriz net olarak. Peki. Şey gibi yine şeye döndük biz yani. Fenerbahçe için 1'e, Beşiktaş için 2'ye, aynen. Galatasaray için 3'e. Ama abi biraz öyle oluyor işte insanlar. Anadolu kulüpleri için 4'e basın. Şu anda çok meraktalar ya. Ersun Yanal sence program başında sordum bir daha sorayım. Sor. Derdine derman olur mu Fenerbahçe'nin? Galatasaray için Fatih Terim çare demiştim. Şu dakikalarda şu an itibariyle Ersun Yanal da Fenerbahçe için tek çaredir. Tek çare. Başka hiçbir çaresi yoktur. Ersun Yanal gelince derdine derman olacak mı? İnan olacaktır ve ben Ersun Yanal'a güveniyorum. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe futbol takımı üzerindeki etkisine ve Ersun Yanal'ın açlığına, başarıya olan açlığına çok güveniyorum. Ve Fenerbahçe kulübüyle kimyasının tuttuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe futbolcusuna buradan sesleniyorum. İçeride kimle oynayacak ilk? Erzurumspor'la. 50 bin kişi olur. Bak. Bak kim oynayacak mesela? Frey'in sakatlığı geçer mi o zamana geçmiyor kadar? Galiba. Geçmiyor. Slimani Efendi. Hazır ol. Şükrü Saraçoğlu cehennemini yaşayacaksın bu Erzurumspor maçında. Ve yanlış anlama. O taraftar teknik direktör Ersun Yanal'ı yani kulüp başkanının istemediği bir adamı teknik direktör olarak göreve getirmesini sağlamış taraftar seni yer, ham yapar. Mücadele etmekle koşmakla olmaz. Atacaksın kardeşim. Mücadele etmeyen diğer Fenerbahçeli futbolcular. Tek tek isim saymaya gerek yok. O 50 bin kişi önünde öyle bir mücadele edersiniz ki siz kendinize şaşırırsınız. Dönersiniz soyunma odasında maç bitmedi mi? Maç ne zaman başlayacak dersiniz 90. dakikadan sonra. O hale getirir Fenerbahçe taraftarı sizi. Buradan söylemesi. Burak Yılmaz da 2011 Trabzonspor şampiyon demişti defalarca demiş. Ayhan Instagram hesabımıza. Sevgili abilerim Babel gibi bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye vermek ben yiyemedim sen niye demektir. Rakibine sen zahmet etme ben en iyi oyuncuyu sana vereyim demektir. Beşiktaş'ta iş yapmayacaksa bile Fenerbahçe yerine X takıma verilmelidir demiş. Gez Gör Yaz. Gez Gör Yaz isimli arkadaşımıza cevap vereyim. Babel'den Beşiktaş alabileceği bütün meyveyi, o meyvanın suyunu çıkarttı, her şeyi yaptı, başka da bir hali kalmadı. Artık Babel'in Beşiktaş'a verebileceği bir şey yok. Emir Şafak demiş artık ki... Artık bu saatten sonra Babel'le ilgili herhangi bir beklenti oluşturmayın. Şu, Babel Fener'e gider, Fener'e giderse ne olur, Fenerbahçe'ye giderse orada aman Allah'ım Beşiktaş'a karşı gol atarsan o rahatsın abi. Babel gider de Fenerbahçe'de gol kralı olsun size ne? Bitti, işiniz bitti. Yönetim anlaşamıyor, hoca istemiyor. Verim alamıyor hoca. Ersun Yanal öyle şanslı ki dibe vurmuş, takıma geliyor. Ne yaparsa yapsın başarılı sayılacak. Sayılmaz. Emir öyle demiş. Emre'nin ölüsü gelsin bu takıma, taraftar olarak memnun kalır herkes. Emre Belezoğlu bu Fenerbahçe'nin çocuğudur demiş Taha. Gökhan abi Ali Koç'u amma parlattın ya. Yok içindeki Aziz Yıldırım falan. Gönül Selvican demiş. Ne demiş? Ali Koç'u amma parlattın demiş. Parlattım peki. Yani benim Ali Koç'um benim parlatmama ihtiyacım var arkadaşlar ya. Fenerbahçe taraftarı istedi Ali Koç geri adım attı. Emre Sevgilioğlu demiş ki ya olmazsa bunlar Gökhan abi bak düşünemiyorum sana yazılacak yorum. Ya yazarlarsa yazsınlar abi yani yazarlarsa yazsınlar. Ben bildiklerimi söylüyorum. Bitti, oldu. Ver son dakika. Al kırmızıyı. Ver moru demiyorum ki abi. Semih ben. Demiş ki abi bizim Tarık Çamdal'ı neden kimse istemiyor? Takas da önemli değil ya. Yeter ki biri alsın demiş.
Tarık Çamdal'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu arada Fenerbahçe'de 14 tane oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Devre arasında vedalaşacak olanların haricinde o 14 oyuncu diyor şişiriyorlar. 14 oyuncudan hemen hemen 8'inin sözleşmesinden zaten Fenerbahçe çıkmak istiyor. Çok da önemli değil. Gözden çıkarttı oyuncular zaten. Giuliano'yu duydun mu? Meriç ve birçok insan Giuliano geri gelecek, dönecek devre arasında diyorlar. Yok, duymadım. Giuliano'nun ismini hiç duymadım. Zaten Fenerbahçe'nin anlaştığı orta saha oyuncusunu ve anlaşmak üzere olduğu stoperin ismini de öğrenemedim ki yani. Bu arada Tanzer demiş ki emanet kravatla bir program yapılır. Keşke benim olsa demiş. Benim kravat emanet ya. Onu söylemiş. Tanzer'in unuttuğu bir şey var. Ben kravatı bir kere takarsam benim oluyor. Yani emanet. Haluk Yürekli kravatı taksa onun oluyor. Haluk Yürekli gömleği giyse onun oluyor. Hakkı Haluk abi, Yürekli yelek giyse onun oluyor. Bir kere giyse onun oluyor. Hakkı abi diyor ki Galatasaray'da da kadro sıkıntısı var. Terim çare oldu mu ki Ersun Yanal Fenerbahçe'ye çare olsun diyor. Bence Terim geçen sene fazlasıyla çare oldu. Galatasaray'ı şampiyon yapan bir geçen sene. Bir Galatasaray taraftarıdır. İki de Fatih Terim'dir arkadaşlar, yapmayın. Sarp Bey'in bir talebi var. Sarp Atakule'nin. Haluk Bey 40 yılda bir programı kaçırdım. Neler neler olmuş. Tekrar verilsin. Yayının hemen bitiminde demiş. Hemen tamam. Arkadaşlar hemen bitiminde. Allah. Ersun Yanal mı? Bir dakika Abdullah abi. Avcı mı? Telefon mu gitti? Eyvah. Bir şey olmaz ya. Yanarız abi. Hakkı abi Pepe dahil yolları açık olsun demiş. Özkan Mehmet Demirkol'un haberi yani bilmiyorum abi. Mehmet Demirkol ne dedi? Beşiktaş mı dedi? Bilmiyorum, haberim yok. O sebeple ama kimsenin çöp olma ihtimali yok haberinin. Yani herkesin bir haberi var. Mehmet Demirkol ne demiş ki? Bilmiyorum, öyle bir şey yazmışlar da keşke okumasaydım. Hakan Aydın demiş ki ligdeki sıralamaya bakacak olursak Yılmaz Vural'ın gelmesi gerekirdi. Gelenek bozuldu demiş. Yılmaz Hoca hep küme düşme hattındaki takımlara gidiyor ya. Hakan da öyle bir gönderme yapmış. Tamam, yani böyle yani. Güzel. Bu yani ben böyle göndermeleri seviyorum ama işte Fenerbahçeliler kızıyor. Ama zaten bu işin doğası bu. İzleyicilerimiz tabii, yeni gelen izleyicilerimiz var. Fenerbahçe hangi bölgeye transfer yapacak falan diyenler abi var. Bir şey söyleyeceğim. Neredesiniz be abi? Yani dakika 50 oldu. Galatasaray'ı konuşamayacağız mı abi? Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe artık Fenerbahçelilere uyusun abi. Yatsın ya söyledim Fenerbahçelilere söyleyeceğimi. 360'ın dijitalinde ya da bu program bittikten sonra YouTube'da falan bir yerde paylaşımını bulursanız sevinirim. İstiyorsanız bir hızlıdan bir tur atayım. Atma. Yok, izleyenlere de haksızlık olmasın abi. Niye atacağım? Tamam peki, Galatasaray'a geçelim. Bu arada İlker demiş ki Mehmet Demirkol Burak Yılmaz Beşiktaş'ta dedi demiş. Yani onun da mutlaka bir kaynağı var. Yani Mehmet Demirkol mu, Gökhan Dinç mi gibi bir durum yok ya. Abi tamam dur. Mehmet Demirkol kim abi? Mehmet Demirkol yorumcu. Ben gazeteciyim, muhabirim. O da gazetecilik yapıyor. Tamam, abi Allah aşkına Mehmet Demirkol Türkiye'nin belki de en çok beğenilen spor yorumcusu. Futbol yorumcusu. Haberci değil. Haberci diyorsun. Değil yani. Peki. Ha bazen bir kuştaşa çarpar da. Diyorsun. Abi yani. Gömdün Mehmet'i. Ama bir şey söyleyeceğim. Mehmet, affedersin, yorumcu değil mi abi? Ben mi yanlış biliyorum? Haberci mi Mehmet Demirkol? Tamam, doğru da çok iddialı söylemiş. Beşiktaş hayırlı olsun demiş Burak Yılmaz. Neyse, yani kıyaslamak için söylemiyorum. Ya ben, ya Beşiktaş da istiyor Burak'ı öte yandan. Ayrıca yani. Senin haberciliğinle, Mehmet Demirkol'un haberciliğini aynı kefeye koymam yani, bana soruyorsan. İşte ben kendim söylemeyeyim, sen söyle dedim de daha yeni söylüyorsun yani. Atacağım kafana, pekmezi akacak, ondan sonra o olacak yani. Abi Galatasaray'a geçebilir miyim? Fatih Hoca bugün. Mehmet Demirkol. Mehmet Demirkol da selam olsun. Galatasaray selam olsun. Çok da severim bu arada. Ben de severim. Yani ben Mehmet Demirkol kim derken şundan bahsedeyim. Yazarsınız ona şimdi. Abi sen herkese kim? O kim? Bu kim? Hayır abi. Öbürü kim? Mehmet, ya? Mehmet olmuyor Demirkol. Olmuyor abi, böyle olmuyor. Mehmet Demirkol. Bizim şeyi de özledim. Kimi? Ertem'i mi? Yok. Kimi? Abi burası çok sıcakmış ya. Terledin mi yine? Öf. Levent'i de üzdün abi. Levent'in nesini üzdüm? Hayatım 8800 tane haber yazıyor, oyuncu yazıyor filan dedi. Abi yoruluyorum çünkü onun ben tweetlerine bakmaktan. Abi üzme, gönlünü üzmüş abi. Müyüm? Bilmiyorum, bence üzdün. Yani eğer haberi olursa üzülür abi. Sen bayılıyorsun ya. Hassas bir insan sen çünkü. Sen bizim ortak bir tanıdığımız var ya, ona abi, çok benziyorsun. Sen hassas, bir katalizör görevi görüyorsun. Değil abi, hassas ortada bir insan. Ortada böyle bir katalizör. Ya bırak geçti abi. Üzme ya. Abi ben kimseyi üzdüm yok ya. Üzüyorsun, üzüyorsun. Kimi üzüyorum abi? Bence üzüyorsun. Ya üzülürse Mehmet de üzülsün. Mehmet Demirkol da üzdün. Şey Mehmet Demirkol kardeşim, seviyorum seni. Peki Fatih Hoca, iddiamız devam ediyor. Stüdyonun arkasında iki tane karanlık adam var. Mehmet Demirkol geliyor olmasın? Bence Mehmet vallahi gelmez de. Vallahi benziyor biliyor musun? Bence Mehmet gelmez de Levent geliyor olabilir. Levent geliyor olabilir mi?
İddiamız devam ediyor diyor Fatih Hoca. Bugün, bu arada Fatih, Galatasaray bugün Porto ile karşı karşıya gelecek 20.55'te. Ve Galatasaray eğer herkes Fatih Hoca'nın dediğini biliyor. İki maçın sonucuna bakarsak yani Schalke deplasmanına gidiyor Lokomotiv Moskova. Schalke deplasmanında Schalke kazanırsa hiçbir sonuca bakmadan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray Porto'yu yenerse hiçbir sonuca bakmadan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ama burada belirleyici olan şey bence Porto'nun ve Schalke'nin sahaya süreceği Fenerbahçe'nin, sen kadrolar. Devam et abi. Sen Galatasaray'ı yorumla, ben Fenerbahçe'nin stoperini söyleyeceğim sana. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu neden olmasın diyor Fatih Hoca. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz diyor. Yani Fatih Hoca Şampiyonlar Ligi'nde devam ederken hayalim Şampiyonlar Ligi diyor. UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsak en sonuna kadar gitmek istiyorum diyor. Yani Fatih Hoca da beni alabilir misiniz hedef bu. Fatih Hoca'nın yaklaşımında da hiçbir yanlışlık yok. Son derecede saygı duyuyoruz. Herkes 30'a 40'a transfer yaparken siz transfer yasağıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu özellikle hatırlıyorum. Neden gruptan çıkamadığımızı konuşurken bunu da dikkate almak gerekiyor. Bu bir bahane değil, tespit diyor Fatih Hoca. Yani biz satmadan oyuncu alamıyoruz. Devre arası her şey mümkün. İlk maçın oyunundan Oscar'a rağmen memnunum. Ama skordan memnun değiliz. Oyundan memnunuz. Ümit ederiz ki bu defa skor lehimize gelişir. Öyle gelişir ve devre arasını da iyi kullanabilirsek her şey mümkün diyor Fatih Hoca. Devre arası. Fatih Hoca da devre arasını işaret ediyor. UEFA'nın UEFA cezamız ve arkasından ligde yaşadıklarımız nedeniyle eşit koşullarda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken bunları dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Siz Şampiyonlar Ligi grubuna katılıyorsunuz. Kimin çıkacağı belli değil ama transfer yasağımız var. Diyor Fatih Hoca. Yani satmadan alamıyoruz diyor. Schalke ile Lokomotiv Moskova arasındaki az önce benim bahsettiğimi söylüyor ve en çarpıcı meselelerden bir tanesi Basın Toplantısı'nda sayın seyirciler. Gomis ile ilgili Gomis'i transfer şartıyla sattılar diyor. Burada bir yönetime eleştiri var. Gomis'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ancak koca Galatasaray takımı Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Diyor Fatih Hoca. Bir değil iki oyuncu alacağız denildiği için biz de satışına onay verdik. Durup dururken gol kralını biz niye gönderelim? Ekonomik, idari sebepleri olmuş ki böyle bir karar verilmiş. Gomis iyi bir golcüydü. Olsaydı bazı şeyler farklı olabilirdi diyor. Gökhan ne yapayım, devam edeyim mi? Devam etme, tamam ben buldum. Tamam. Melo ve Snyder'i çağırırsak gelir diyor Fatih Hoca. Melo ve Snyder'in bize çok emekleri geçti. İkisi de büyük oyuncu. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bir temasımız olmadı. Fakat onlarla temasa geçmemize gerek yok. Gelelim en önemli tarafa. Geliriz diyor. Bırak abi, Snyder hiçbir yere gelmeyecek değil mi? Bence yani Fatih Hoca Snyder'i de beğenmiyor ki, ben öyle biliyorum. Ha? Anlattın mı? Anlatmadım. Bugün Fatih Terim hocamız, İmparator Fatih Terim Bir çağına göre imparator değil, Fatih Terim. İmparator Fatih Terim. Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim bana göre de kimse, ama bana göre öyledir. Belki sana göre de öyle. Belki Fenerbahçe taraflarına göre imparator falan değil abi, nereden biliyorsun? Tamam, biz öyle değiliz. Bana biz göre imparator Fatih Terim. Ya yani ben bugün yazı yazıyor olsam imparator Fatih Terim derim. İmparator Fatih Terim bugün basın toplantısında Gomis'in satışına neden onay verdiğini söyledi. Neden onay verdi? İki tane santrafor sözü verdi yönetim. Bir, biz burada yönetimle Fatih Hoca arasında bazı çekişmeler yaşandığında size söylemiştik buradan. Halik Yürekli de ben de. Demiştik ki daha durun bakalım. Sevgili Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, daha Fatih Hoca konuşacak. Demiştik, Fatih Hoca konuştu. Dedi ki Gomis'i satılmasına izin verdim çünkü iki tane oyuncu sözü verdiler. Bir, artık kılıçlar çekildi. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim arasında ciddi uçurumlar başladı. Kavgalar da başlar beraberinde. Bir kötü sonuç yönetimi götürür. Yönetimi götürür. İki, ben söylemeyeceğim, bunu sen anlatacaksın. Neyi? Anlattık burada bunu. Konuştuk. Fatih Hoca Gomis'i beğenmiyorum dedi dedik. O sebeple peki, gönderildiğini düşünüyoruz dedik. Fatih Hoca bir daha söyle abi, bir daha anlat. Unutulmuş, izlenmemiş olabilir. Çünkü bugün Fatih Hoca diyor ki ben Gomis'i niye satayım abi? Gomis harika da oyuncu. Gol kralını niye satayım? Gol kralını diyor. Niye satayım diyor. Daha iyisini almak istiyor olabilir. Daha iyisini mi? Modeste ile uğraştılar işte. Modeste demeyeyim mi? Modest. Bugün biliyorsun FIFA kararını verdi.
Yani ya şimdi, Galatasaray yönetiminde Mustafa abi, Cengiz ve Abdurrahim Albayrak acaba bir şeyi doğru yapabilecekler mi, çok merak ediyorum. Ama orada da o riske girmeye değer mi yani? Sonuçta hukukçuya gösteriyorsun. Yani sen hukukçu değilsin. Bir kulübün başkanısın ya da yöneticisisin ya da hocasısın. Yani bir hukukçudan görüş alıyorsun ve hukukçu sana niye diyor ki, bir taneden alıyorsun? Abi bu işe topa girmeyin diyor. Niye yani bir taneden alıyorsun? Abi fark etmez ki. Adam bunu inceliyor. Bir tane, kimle? İki tane, beş tane, on kimle? Tane. Kimle konuştu mesela? Kemal Kapıllıoğlu ile konuşmuşlar galiba. Ben Kemal abiye çok güvenirim. Ben de güvenirim. Ben de Kemal çok abi de Kemal bu ülkedeki en iyi hukukçulardan bir tanesidir. Ben de çok özledim. Bir ara yarın sabah arayalım Kemal abi. Evet, yarın sabah. Modest için diyor ki bir hukukçu, ya arkadaşım buna, bu topa girmeyin diyor. Sakatlanabilirsiniz. Yani ihtimali var diyor. %10 da olsa, 15 de olsa, 20-25 milyon euroluk bir paketin altına girmemek lazım diyor. Tamam, bunu Kemal abi söylüyor. Söylüyor. Tamam peki. Kemal abiye güveniriz. Eyvallah, tamam. Peki niye sadece bir Kemal abi? Niye sadece Kemal abi? Köln gerizekalı mı? Köln'ün sokağa atabileceği 25 milyon eurosu mu var? Sen Köln'ü benim doğduğum yer olduğu için söylüyorum. Köln'ü şeyle karıştırma. Borussia Dortmund'la falan karıştırma. Bayern Münih'le karıştırma yani. Karıştırmıyorum abi. Niye karıştırayım? Dolayısıyla Köln'ün sokağa atabileceği 25 milyon eurosu da yok. O riskin altına Köln girebiliyorsa, eski oyuncusu olması falan filan, onları eyvallah, onda bir sıkıntı yok da, hani Köln girebiliyor, Galatasaray giremiyor, koskoca Galatasaray. O riske giremiyor abi. Giremedin ne ya oldu? Çıkardı sana FIFA, dedi ki 20 milyon euro ödeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin? Kolay mı yani Gökhan? Yani ben o anlamda her konuda Galatasaraylı başkanı, yöneticiyi eleştiririm. Abdurrahim Albayrak'ı eleştiririm. Ama bu konuda abi, çünkü bir de şunun garantisi yok ki, Modest gelecek sana şu ana kadar 30 tane gol atacak, Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri yapacak, ya, ligde. Tabii, yani öyle bir garantin de yok. Yok tabii canım. Yani yok. Sen Slimani'yi aldın işte. Ben dedim ki sezon başında 20 gol atmasın Messi, yani Messi'yi bırakırım dedim ya. O kadar iddialı konuştum Slimani'yle i̇şte, ilgili. Geri dönmeseydin Allah'tan, ne güzel Allah'tan. Şimdi Ersun Yanal falan geldi de belki Slimani gol atmaya başlar. Orada kabus gibi çöker Fenerbahçe falan. İnşallah. Sağdan soldan ortalar. Bu arada bir haber daha söyleyeyim size. Bence biraz onu teyitleyelim mi? Yok. Yani şöyle, şu izledi diyeceğim. Çünkü izlemiş hoca. Tamam. Hatta benim bir ortak arkadaşımla beraber izlemiş Ersun Hoca. Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusunu izlemiş. Ama arkadaşım sağ olsun bütün diretmelere rağmen isim vermiyor. Bizim de ilan Frankfurt'taki bütün oynamış stoperleri yazmış. Olmaz, öyle olmaz. Hepsini söyleme. Frankfurt'un stoperlerinden biri Fenerbahçe için ön planda. Ama Fenerbahçe öğrenelim. Teknik direktörü Ersun Yanal stoper bölgesi için Eintracht Frankfurt'tan bir oyuncuyu izledi. Geçen hafta izlemiş yani. Nereli olduğunu söylesin bari. Söylemiyor abi. Senin aklına gelen her şeyi söyledim ben. Excelansır demiş ki Modest'i Galatasaray veya başka bir Türk takımı alsa şu an cezayı yemişti. Almanlar yine işi bağlamıştır diyor. Bir de işin o tarafı da var. Yani biz alsak iş başka bir şey olabilirdi. Ya bir dakika ya. Ya Levent Ümit Erol'a demişsiniz ki Gökhan Dinç sallıyor sana TV'de diye yazmışsınız. Ona da aferin, helal olsun sana Levent. Tebrik ediyorum. O tufaya gelmemiş. Salladın abi adamı. Canı... Levent'e salladın bu programda. Ya bırak göre göre salladın. Canı sağ olsun. Alkışlar demiş Haluk Gürekli ve Gökhan Dinç'e. Levent kardeşim, ben sana sallamadım. Sallamam da. Ben kimseye öyle sallamam. Yani emekçiye sallamam. Emekçiye sallamam. Ben daha salladı. Hiç kimseyi görmedim. Mehmet Demirkol'a salladı. Levent'e salladı. Mehmet Demirkol'a sallamadım. Bu program başladığından beri Şenol Güneş'e neler dedi? Fatih Hoca'ya neler dedi? Mustafa Cengiz'e neler dedi? Geçmişi hatırlayanlar neydi? Levent Nazifoğlu'na neler dedi? Dursun Özbey'e neler dedi? Tudor'a neler dedi? Ama sallamayı sevmez Gökhan. Ne oldu? Derin bir sessizlik oldu. Nedenini dinlemedim de. Dinlemedin mi? Hmm. Bir şey dedin. Levent Nazif neydin? Levent Nazifoğlu. Herkese sallamayı. O algıda sessizlik oldu biliyor musun? Böyle Levent Nazifoğlu deyince böyle bir irkildim hemen. Hasan demiş ki bu gece çok güzel oldu. Fenerbahçe gecesi. Çok teşekkürler abi demiş. Bugün Galatasaraylılar isyanda. Haber kimdeyse o. Ultra Aslan Onur demiş ki bence %100 forvet transferi yapılacak diye gönderildi Gomis. Modest transferinde Köln'e hiçbir şey olmadı. Hayırlı olsun, Berlin'den selamlar demiş. Metin demiş ki transfer döneminde durum farklıydı. Daha sonra durum daha iyi hale geldi. Çok eleştirecek bir konu değil bence de demiş Modest meselesi. Peki.